Şimdi bir iş adamı, işveren veya çalışan bir insan, tamam mı? Hani boş gezen değil, hani kaldırım mühendisliğinden bahsetmiyorum. İş hayatında olduğu için iletişim becerilerini geliştirmesi lazım. Neden? Çünkü bütün başarısızlıkların, bereketsizliklerin, sıkıntıların %96'sı iletişim eksikliğiyle alakalı. Yani en büyük sebep savaşların, sıkıntıların, müşteri eksikliklerin, hani müşterin gelmiyorsa, iş hayatında başarısızsan, iflas ettiysen, iflasa doğru gidiyorsan, bunun sebebinin %96'sı iletişim. Bunu yaz. Bunu anlayabilmek için büyükçe yaz kapının üzerine. Bunu kavra, tam yerleştir beynine. Eğer sen o problemi çözersen, iş hayatında, özel hayatında, normal meslek hayatında, kariyerinde, sağlığında, her alanında o kalıbı kullanır, başarılı olursun. Bu en büyük engel. Bunu çözmen gerekiyor. Mesela iş adamlarının elemanlarıyla en büyük iletişim sorunu ne biliyor musun? Arada bağ yok. Uyum kurulmamış. Kalbi birlik, ruhi ahenk yok. Kopuk. Birbirinden haberi yok. Sadece maaş veriyor. O da maaşını alıyor. Yani diyor ki ya ben burada çalışıyorum. Ben maaşımı bilirim kardeşim diyor. Yani kalbi birlik yok. Ruhi ahenk yok. Severek yapmıyor eleman. Niye? Çünkü patronunla iletişim kuramıyor. Patronu iletişim kurmuyor. Hani şöyle düşün bak. Agresif insanların kedileri de agresif oluyor biliyor musun? Uyumlu insanların kedileri de uyumlu oluyor. Bu kadar basit. Yani senin patronun agresif birisiyse sen de agresif oluyorsun. Uyumsuz bir adamsa, iletişim becerisi yoksa iş adamının, sen de aynı oluyorsun. Ondan sana geçiyor. Hani balık baştan kokar derler ya. Dolayısıyla her iş yapan iş adamları veya çalışan, yüksek pozisyonda çalışan yönetici, lider, bunlar iletişim konusunda kendilerini geliştirmeler lazım. Nokta. Biraz önceki dediğim gibi bağ yok. Yani iş adamı eğer elemanlarıyla anlaşamıyorsa, elemanları iş adamını anlamıyorsa veya çalışanlar patronuyla, iş arkadaşlarıyla iletişim kuramıyorsa, oturup uyum kuramadıkları için, raport olmadıkları için, yani raport sistemi var bilinçaltının. Yani bilinçaltı arasında görünmeyen köprüler kurulmamış demektir. Kurulmadığı için o seni anlamıyor, sen onu anlamıyorsun. O yüzden iş kötüye gidiyor. Bu sefer müşteri de seni anlamıyor. Çevrendeki insanları anlayabilmek için, örneğin müşterileri anlayabilmek için, onların sorularına cevap verebilmek için tam manasıyla bir kere iletişim becerilerinde dinleme kabiliyetini geliştirmen lazım. Onun vücudunu okumayı öğrenmen gerekiyor. Ve kendi bedeninle konuşmayı öğrenmen gerekiyor. Bak, sadece dilinle değil, bedeninle, davranışlarınla konuşmayı öğrenmen gerekiyor. Hatta bir söz var. Bedenin o kadar bağırıyor ki normal konuşmanı duyamıyorum, anlayamıyorum. Yani bedeninle söylediklerin senkron değilse iletişim kuramıyorsun. Sorun burada. İletişim becerileri geliştirmen gerekiyor. Nokta. Hayır diyememek bir insanın felaketidir. Sen hayır diyemiyorsan başkasına, kendine evet diyemiyorsun demektir. Sen kendini kenara attın demektir. Kendine değer vermiyorsun demektir. Başkasına sürekli evet dediğin için kendine hayır diyorsun. Kendinle ilgilenemiyorsun. Sen yaşamıyorsun kardeşim. Senin kendi özel hayatın yok. Sen kendinle barışık değilsin. Ama hocam benim kalbim temiz, kendimle barışım. Ya sen kendini kandırmaya devam et. Uyumaya devam et. Beni ikna mı edeceksin? Beni nasıl ikna edeceksin? 35 bin insana yardımcı olmuş Allah'ın izniyle. Dolayısıyla kendini kandırmayı bırak ve hayır diyebilmeyi öğren. Hocam nasıl öğreneceğim? Ya bunların usulü, teknikleri, yöntemleri var. Araba sürmeyi nasıl öğreneceğim? Sorusu gibi geldi bana şimdi. Ya arabayı sürmek için çok basit, kursuna gideceksin ya. Hocam amcamın oğlu bana öğretir. Öğretsin hadi bakalım. Önüne çıkacak polis, ehliyetin nerede? Yok, hadi bakalım. Bir daha hayatında araba sürebilecek misin? O yüzden bunun usulü adabı var ya, çok saçma soruları sormaya da gerek yok. Yani sorunun kalitesine göre cevap alırsın, kaliteli cevap alırsın. Eğer kaliteli soru soruyorsan kaliteli cevap alırsın. O yüzden hocam ben nasıl öğrenirim iletişim becerisini, nasıl öğrenirim? Bunu soracağına hocam sizin programınıza hemen katılıp kendimi geliştireyim, iletişim becerisi kazanayım diyebilirsin. İletişim konusunda eğer eksiklikler görürsek ona bir yol haritası çiziyoruz. Yani önümüze geliyor ya bir kişi. İndividüel eğitim veriyoruz ona. Diyoruz ki kardeşim senin bu konuda eksikliğin var. Tamam, o zaman ben sana bunu vereceğim. Yol haritasında onu çiziyorum, ona veriyorum. Ama o konuda becerikliyse başka tarafında eksiklikleri vardır. Eksik tarafını dolduruyoruz. Yani güçsüz tarafı vardır, bir de güçlü tarafı vardır. Şimdi iletişim becerilerini kazandığın zaman başarısızlığın önüne geçmiş oluyorsun. Hani dedik ya biraz önce bir rakam verdik. O rakam seni hep aşağı çekiyordu. O ortadan kalktı. Artık her işinde başarılı oluyorsun. O kalıbı hayatın her alanına koyabiliyorsun. Ve iletişim becerisi kazandığın zaman hayatına bolluk, bereket,
zenginlik, sağlık, sıhhat, afiyet, aile huzuru getirebiliyorsun. Ama öğrenirsen. Şimdi iletişim becerilerini kazanıp hayatını kolaylaştırmak, başarınızı arttırmak, bolluk bereketi arttırmak, aile huzurunuzu arttırmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Hemen videonun altındaki linke tıklayın, formu doldurun, bir ön görüşme yapalım. Ön görüşmede görüşmek dileğiyle, hoşça kalın. Videoyu sonuna kadar izlemekle kendin için büyük bir adım attın. Seni tebrik ederiz. Bu videoyu eğitimlerimizin küçük bir tadımlığı olarak düşünebilirsin. Eğitimlerimize katılan danışanlarımız bereket ve başarı dolu bir hayata kavuştu. Bunu sen de başarabilirsin. Bizim eğitimlerimize uygunluğunu öğrenmek için şimdi web sayfamızı ziyaret et. Bizimle ön görüşmek için hemen başvuru gönder. Bu değerli ön görüşmede sana özel yol haritası hazırlayacağız. Böylece sen de içinde gizli kalmış o müthiş potansiyelini nasıl keşfedeceğini öğreneceksin. İlerlemeni engelleyen, zihnindeki tüm kilitlerden kurtulmanın yolunu anlayacaksın. Bunu nasıl başaracağını öğrenmek istiyorsan, şimdi web sayfamızı ziyaret et ve ön görüşmek için başvuru gönder. mailcoaching.com